Ergün Diler: Paris'i kim vurdu? G20 Antalya'da başlamadan bir gece önce Paris, IŞİD tarafından kana bulandı. Dünyadaki bütün gazete ve televizyonlar 132 masum insanın canını alan terör eyleminin arkasında Irak-Suriye arasında kurulan ve İslamcı tabela kullanan IŞİD'in olduğunu söylediği yazdı. Herkes de buna inanmak zorunda kaldı çünkü algı medya tarafından oluşturuldu. Fransa-Almanya futbol karşılaşmasının yapıldığı stada giremeyen teröristler çevreye dağılıp hem kendilerini patlattı hem de ellerindeki otomatik silahlarla insanlara kurşun yağdırdı. Ne hikmetse bunu yaparken de hem Allah'ın adına anıp hem de IŞİD'li olduklarını söyledi. Bulunan pasaportlardan, kopan parmaklardan, seyahat belgelerinden yola çıkılıp Evet, eylemin arkasında IŞİD var tezi dünyaya kabul ettirildi. Öyle bir haber ve algı bombardımanı oluyor ki kimse çıkıp IŞİD'i ne kadar hızla buldunuz böyle diye soramıyordu. Bu olayda sadece ve sadece iki seçenek vardı. Bunlar tartışılacağı yerde yine diz boyu geçmeyen sığ sularda ilerliyordu. Bu saldırı ya Fransız istihbaratının ya da Orta Doğu'daki rakibi CIA'nin işiydi. İlk seçeneğe yüklenelim. IŞİD Amerika tarafından oluşturulduktan sonra ellerine silah, altlarına cip, ceplerine para konuldu. İslam adına hareket eden IŞİD'in ne hikmetse İsrail ile ilgili hiçbir rengi yoktu. Onlara saldırmayı bırakın tek söz etmiyordu. Petrol kuyularını, rafinerileri hedef alan IŞİD kısa sürede bölgenin asli gücü haline geliverdi. IŞİD kafa keserek korku salınca, Esad da masum insanlara bomba yağdırarak bunlara destek olunca, insanlar Avrupa'ya göç için yollara düştü. Türkiye ve Ege Denizi üzerinden binlerce insan yollardaydı. Hedefleri Avrupa'da bir köye, kasabaya veya rahat edecekleri bir kente ulaşmaktı. Bu hareket başlayınca hemen dikenli ve elektrikli teller, coplar ve biber gazları devreye girdi. Avrupa mültecileri anasından doğduğuna pişman etti. Çoluk çocuk yollara düşen zavallı insanlar sınır kapılarında, toplama kamplarında tutuldu. Bir tas çorba verilmeden günlerce bekletildi. IŞİD bu insanları kovmak için elinden geleni yaparken Paris'te ortaya çıktı. İlginç. Kalashnikov'la bombalarla şehri kana buladı. IŞİD mi yaptı acaba? Sorusuna gerek bırakmadan hemen kimliklerini açık ettiler. Hem kurşun sıkıyor, hem bombaları patlatıyor, hem de isimlerini söylüyorlardı. Şaka gibi değil mi? IŞİD binlerce insanı Avrupa'ya sürerken Avrupa'nın göbeğinde neden bu eylemi yapma gereği duyuyordu? Çünkü bu eylemin ilk sonucu göçün durması ve o kalabalığın geri dönmesi olacaktı. Ya IŞİD çok aptaldı ya da Fransız istihbaratını yenecek kadar zeki. Sizce Açalım biraz daha. IŞİD'in yaptığı söylenen bu saldırıdan sonra göç duracak, sınırlar kapanacak ve mülteciler Avrupa'ya giremez olacaktı. Soros'un İstanbul'da saldırılardan iki gün önce söylediği gibi Avrupa göç dalgasından korunmak isteniyordu. Bu da mükemmel bir saldırıyla olabilirdi. CIA nasıl Afganistan ve Irak'a girmek için ikiz kuleleri vurduysa, Fransız istihbaratı da kendi insanlarını Arap teröristlere katlettirdi. Saldırıdan hemen sonra Avrupa'da Müslüman karşıtlığı tamam yaptı. Yakında da düşmanlığı görecektik zaten. Fransız-Alman istihbaratı büyük bir planla göçü durdurmak için 132 sivili kurban etti. Devletler böyledir. Hem IŞİD tabelasını kullandılar, hem göçü durdurmak için haklı bir gerekçe kazandılar. Hem de içlerinde yabancı karşıtı partilerin önünü açtılar. Devletler bir taşı en az üç kuş vurursa atardı. Benim saydıklarım bu kadar. Ne dersiniz? İlk plan akıllıca değil mi? Bunlar Fransız istihbaratının Almanlarla birlikte yapmış olabileceği kusursuz eylemdi. Ancak bilenler bilir ki her eylemin bir hata noktası vardı. Bunu da bilenler bilir. Burada hareketle ikinci planı yani CIA'ye ya geçelim. Amerika özellikle Afrika'daki 54 devletin 24'ünde Fransızca konuşan ülkeleri hedefine aldı. Çok zaman önce biz her ne kadar medya yoluyla Afrika'yı aç susuz, fakir fukara bir kıta sansak da gerçek böyle değildi. Dünya üzerindeki bütün madenler, yeraltı zenginlikleri vardı burada. Fransa 14 Afrika ülkesinden yılda 300 milyar dolar haraç alıyordu. Kendi sanayi için ucuz işçi ve ham madde sağlıyordu. Rekabette öne açıktı. Avrupa Birliği'ni Almanya ile birlikte taşıyor ve askeri olarak da Almanya ile kıyas edilemeyecek düzeydeydi. Kravat, papyon takarlar ama Afrika'da gerektiğinde toplu mezarlar açarlardı. Örnek çok. Amerika son iki yılda Fransa'nın egemenliği altındaki yedi ülkeye asker gönderdi. Bahane yine terörizmdi. Çok güzel bir anahtardı terör. İstediğin kapıyı açıyordu. Bazen Irak'a, bazen Suriye'ye, bazen Afganistan'a, bazen de Afrika'ya giriyordun. 27 Ekim tarihinde CIA Başkanı ile Fransız Dış İstihbarat Başkanı Amerika'da bir araya gelip paylaşımı konuştu. Ancak saatler süren toplantıdan sonuç çıkmadı. Bu toplantı ertelendi ve kanlı saldırıdan bir süre önce Paris'te gerçekleşti. Sonuç yine aynıydı. İki ülke kendi aralarındaki sorunlarda anlaşamıyorlardı. Bunun üzerine İtalyan Gladyosu üzerinden birileri İslamcı terörist arıyordu. Buluyordu da. Nerede niçin kullanılacağını çok az kişi biliyordu. Fransız Devlet Başkanı Holland, Fransa için bu savaş sebebi derken, Papa bu resmen 3. Dünya Savaşı tanımı yaparken sanırım birkaç bin IŞİD'linin buna yol açtığını düşünmüyorlardı. Dünya savaşı konuşuluyorsa ve Fransa gibi bir dev savaşın içindeyse bu IŞİD olmamalıydı. Akıl bunu söylüyordu. Ya IŞİD bizim bildiğimizden çok ama çok daha güçlüydü ya da Fransa bizim bilmediğimizi biliyordu. Ortada yanlış olan bir şeyler vardı. Dedim ya her eylemin bir hata noktası vardır ve o nokta günü geldiğinde bir resmi görevlinin açıklamalarıyla tamamlanırdı. Ancak Paris'te bunun olma ihtimali ortadan kaldırılmıştı. Paris'te IŞİD'in yaptığı söylenen kanlı saldırıdan 48 saat önce telefon şebekeleriyle polis izleme ağı küçük bir noktadan gidilerek kör edildi. Tümden bir saldırı değildi bu. Bırakın IŞİD'i büyük bir devlet bile bu açığı bulup operasyona uğrayan bölgeleri karartamazdı. Kimsenin bunu kolay kolay bulup işleme koyma ihtimali yoktu. Ama yapıldı. Bir akıl gelip o açığı buldu ve istediği yerleri kararttı. Eylem duyulur duyulmaz da IŞİD dedi. Film öyle başladı böyle devam etti. Da ilk dakika inanmamızı istediklerine inandırdılar. Oyun böyle kuruluyordu. CIA bulduğu açıktan giderek Afrika ve Orta Doğu'daki en büyük rakibi Avrupa'yı Fransa üzerinden diz çöktürüyordu. İslam'la Müslümanlarla Avrupa'nın arasına kırmızı çizgi çekiyordu. Avrupa'nın İslam coğrafyasına veda etmesini istiyordu. Bunu da Arapları ve Müslümanları kötü göstererek yapıyordu. Kavgayı kendi başlatsa da aradan çekilip özlemle beklediği mücadeleyi keyifle izliyordu. Her iki senaryoda da baş aktör mülteciler. Düşünün siz karar verin. Ben kararımı verdim de. Ama sizinkini merak ediyorum. Ergündiler takvim.